Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Tecrid-i Sarih, Buhari tercümesi ve şerhi çalışmaya devam ediyoruz. 1192. Hadis-i Şerife gelmiştik. An Ebi Hureyre radıyallahu anh kâle, dedi ki, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yedhakullahu ila raculeyni. Allah iki kişiyi e, rızasıyla karşılar. Burada yedhaku Hani iki kişiye güler manası fakat Allahu Teala'ya insani özellikler yakıştırılmadığı için bakın bunu nasıl tercüme etmiş? Rızasıyla karşılar. Yedhaku. Evet iki kişiye yaktulu ahaduhumel ahar. Yani birisi diğerini öldüren iki kişiye. Yedhulanil cenne ki ikisi de cennete girer. Yukatülü hâze fi sebilillah. Evet şu Allah yolunda e, savaşırken fe yuktelü öldürülür sümme yetubullahu alel katili e, sonra ne yapar? Yetubu e, Allah'u abu ala ile öldürenin tövbesini kabul eder. Yani o da Müslüman olur. E, fe yüsteşşedu ve o da şehit düşer. Yani e, bakın öldüren kimse önce kafir idi öldürülen şehit oldu. Sonra öldüren Müslüman oldu ve sonra o da şehit oldu. Ve ikisi de e, cennete girdiler. Evet şöyle e, geldik ve e, Abdullah İbni Abbas e, radıyallahu anhıma'dan nakledilen bir hadis almış buraya. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ashabım din kardeşleriniz Uhud harbinde şehit düşünce Allah onların ruhlarını yeşil kuşlar halinde yarattığı bir takım şekillere koydu. Şimdi onlar cennet ırmaklarına varıp sulanırlar, cennet meyvelerinden yerler, ağaçın gölgesinde asılı altın kandillere konup rahat ederler. O şehit ruhları böyle güzel yiyecek ve içecek alemini, barınacak güzel bir hapgahı yani kalma yerini bulunca ne olaydı din kardeşlerimiz Allah'ın bize ihsan ettiği nimetleri bilseydiler. Kardeşlerimizin cihat ve gazadan çekinmemeleri ve mukaddes vazifeyi başkalarına bırakmamaları için bizim hayat ve saadetimize vakıf olmalarını, yani bizim şu halimizi bilmelerini çok temenni ederdik dediler. Bunun üzerine Allahü Teala bu arzunuzu kardeşlerinize, sizin namınıza biz yetiştiririz diyerek وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَبِلِ اللّٰهِ اَنْوَاتًا el aye. Evet bu ayet-i kerimeyi nazil buyurdu. Evet, Şöyle yine aşağıda diğer bir hadis-i şerif ee, ki e, şöyle bakalım Ömer bin Ubeydullah'a gönderdiği mektupta İbnül Evfa haricilerle savaşan komutan e, Ömer bin Ubeydullah'a e, iyi bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır hadis-i şerifini yazmış. Peki e, aşağıya e, geçtik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, işte e, cesareti, ile ilgili Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh ne diyor? E, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzeliydi, insanların en cesuruydu, insanların en cömertiydi. Bir gece Medine halkı düşman baskınından korkmuştu da yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'ya ait mendup adlı durgun ve çıplak bir atın üstüne atlayarak düşman sesi geldiği tarafa sürmüş, Medine'lileri geride bırakıp geçmişti. Yine Enes, Resulullah'ın altındaki o durgun atı biz sanki bir derya olmuş da su gibi akıyor sanıyorduk diyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıldığı her namazın sonunda Allah'ım korkaklıktan sana sığınırım. Erzeli ömre reddolunmaktan yani ihtiyarlıkla işte rezil bir hale düşmekten sana sığınırım. Dünyanın mihnetinden, sıkıntılarından sana sığınırım. Kabir azabından da sana sığınırım diye dua ederdi. Yine Allah'ım irade ve kudresizlikten ağır canlılık ve tembellikten, sarsaklık derecesinde ihtiyarlıktan sana sığınırım. Hayatın mihnetinden, mevtin musibetinden sana sığınırım diye dua ederdi. E, diyor. E, peki şöyle e, aşağıya geldik. Ayet-i kerimeler zikrediyor. Cihad ile e, ilgili Tebuk sefer üzerine nazil olan, bakın ayet-i kerimelerden örnekler veriyor. ve 1193. hadis-i şerife geliyoruz. Ve anhu e, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş. Kale eteytu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ve huve bi hayber. Evet o Hayber'deyken yani Hayber'i yeni fethetmişken ben Yemen'den gelmiştim diyor. Yani e, Yemen'den gelerek Allah Resulüne yetişmiş, katılmış. Badema iftetahuha. Yani Hayber'i fethettikten sonra. Fekultu dedim ki ya Resulallah et eshim li. Yani bana da pay ayır. Yani ganimetten dedim. E, Fekale ba'du beni Said ibnil As. Said bin As oğullarından bazısı ki burada bakın Eban bin Said diye ismini vermiş. O e, la tushim lehu ya Rasulallah, Ona ganimetten pay verme. Bakın bu tushim pay verme demek. La tushim. Fekale Ebu Hureyre Ebu Hureyre dedi ki Hada katilu e, ibni e, bu İbni Kavkalen katili dedim diyor. Yani şu konuşana bak. Yani bana ganimetten pay verme diyen İbni Kavkal diye bir Müslümanı katletmiş daha önce. Fakale İbnu Sa'id İbnü'l As o da yani Eban bin Sa'id de şöyle cevap vermiş. Ve aceben ve birin vay şu ve birin eee dağ keçisi, kedisi, dağ kediciği ve bir dağ kediciğine şaşılır. E, tedella aleyna min kadumi da'nin. Evet bu Yemen. Bakın Yemen Devs illerindeki dan dağının başından üzerimize yuvarlanıp geldi. Tedella yuvarlandı, sarktı aleyna üzerimize min kadumi da'nin dağın, dağının eteklerinden yani dağın geldi. Yen a aleyye. Yen a e, aleyye e, et üzerimize be, e, ne yaptı? Beni yen a. Yen a lekeledi. Yani lekelemek istedi. Aleyye bana leke bulaştırmak istedi. E, katle raculin müslimin. Yani bir Müslüman adamı öldürdüm diye. E, Ekremehullahu ala yedeyye. Ee, evet Allah ona benim elimle ikram etti, yani şehadet verdi. Velem, evet Yuhinni ala yedeihi, beni onun elinde kafir bir halde öldürerek hakir kılmadı. Yuhinni yani rezil etmedi, aşağı aşağılamadı ala yedeihi onun elinde. Evet o zaman Müslüman değildi, dolayısıyla e, Müslüman değilken e, onu öldürdüm diyor. Allah bana işte böyle lütfetti ve ee, onu e, o benim elimle cennete gönderdi. O öldürdüğü e, İbni Kavkal'ın ismi de bakın Numan bin Kavkal e, imiş. Bedir e, gazasında bulunmuş ve Uhud'da şehit düşmüş. E, Uhud günü İbni Kavkal, Ya Rab senin mukaddes adına yemin ederim ki bugün ben cennetteki yüce makamına ayak basmadıkça güneş batmayacaktır demiş ve hakikaten o gün şehadet rütbesine nail olmuş. İbni Kavkal'ın şehadeti üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbni Kavkali ben cennette gördüm buyurup aziz şehidin yemeninin aynı şekilde gerçekleştiğini e, bildirmiş. Evet, Hayber hicretin 7. yılında e, gerçekleşmiş. Hicretin 7. yılında Eban ile kardeşi Amr'ın yer mükkünü şehit olduklarını bildirmiş. Yani yukarıda bakın İbni Kavkal'ı şehit eden Eban'ın da ve kardeşi Amr'ın da yermek günü e, şehit olduğu aktarılmış e, diyor. E, peki e, burada e, Ebu Hureyre e, kedicik hani demek. E, onu da hatırladık. 1194 kedicik babası yani. ve Enes radıyallahu anh kâne Ebu Talha la yesum ala eh Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem min eclil gazbi. Yani düşmanla cenk etmek için nafile oruç tutmazdı diyor. Felemma kubiden nebi sallallahu aleyhi ve sellem e, Peygamber Efendimizin ebediyete irtihali üzerine lem erahu muftiran onu hiç oruçsuz görmedim diyor. İlla yevme fıtrin ev adha yani Ramazan bayramı günüyle kurban bayramı günü hariç sürekli oruç tutardı Ebu Talha demiş. Kim demiş? Enes bin Malik radıyallahu anh e, demiş. Ve burada kaldık. Okumaya inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.